Herkese yeniden merhaba. Daha önce İlker Cengizgil hakkında bir video çekmiştim. Bu sefer de controversial bulduğum başka bir ismi Gaye Suakyol'u ele almak istiyorum. Bütün biletlerin bitmiş olması çok güzel bir mutluluk elbette. Ama şaşırmam gerekiyor. Ama şaşırmıyorum. Gaye Suakyol adını sadece Türkiye sınırları içinde değil, globalde de duyurmuş bir müzisyen. Zaten Gaye'nin müzikal başarısını sorgulamak haddime değil. Ama sıkı bir Twitter kullanıcısıysanız muhtemelen Gaye Suakyol'un ismini en az bir kere timeline'ınızda görmüşsünüzdür. Kendisi 27 Şubat 2019'dan önce attığı tüm tweetleri sildiğinden yeterli malzemeyi toparlamak biraz zor oldu ama başardım. Hazırsanız başlayalım. Olaylara geçmeden biraz Gaye Suakyol'un hayatından ve kariyerinden bahsetmek istiyorum. Gaye memur bir anne babanın tek kızı. Babası Muzaffer Akyol aynı zamanda tanınan bir ressam. Gaye muhtemelen uzun zamandır küçük bir Kadıköy çevresinde tanınıyordu. Ama ismini internet mecralarında duyurması 2013'te babasıyla beraber açtıkları bir resim sergisiyle oldu. Çoğu tanınmış kişinin yaşadığı Ekşi Sözlük'te önce övülüp sonra gömülme olayını Gaye hiç yaşamadı. Hakkında gelen ilk entry'ler bu sergideki resimlerin ne kadar kötü olduğu hakkında. Gaye küçük gruplarla beraber Kadıköy'de sahne almaya başladı ve ufak bir dinleyici kitlesi de elde etti. Ama kişisel kariyeri adına ilk albümü 2014 yılının Mayıs ayında çıkardığı Develerle Yaşıyorum oldu. 17 Aralık 2015'te orkestrasının diğer üyeleriyle beraber Yekta Kopan'la Noktalı Virgül programına konuk oldu. Hologram İmparatorluğu isimli ikinci albümünü çıkardı. The Guardian'da albümün review'u The New Sound of Istanbul başlığıyla yayınlandı. 25 Aralık'ta albümün tanıtımı kapsamında katıldığı Şeffaf Oda programında IQ puanının 136 olduğunu açıkladı. IQ'mu evet ölçtüm. Bunları kaç? Şimdi konuşmayayım, sonra internette hakkında kötü sorayım, şeyler yazıyorlar. Kaç lütfen? 136. Üçüncü albümü İstikrarlı Hayal Hakikattir'i çıkardı. Yıllar sonra tekrar Yekta Kopan'la Noktalı Virgül'e konuk oldu. Genel bir fikir edindiyseniz eğlenceli kısma geçebiliriz. Sokrates derginin 1 Nisan 2014'te çıkan ilk sayısında Queen şarkılarının spor müsabakalarında kullanılması hakkında bir içerik yer alıyordu. Bu içerikte müzik sektöründen çeşitli insanların görüşlerine yer vermişlerdi. Buraya kadar her şey normal. Ancak bu insanlar içinde Gaye Suakyol da vardı ve Gaye'nin Queen hakkındaki görüşleri hatırı sayılır bir kitlenin pek hoşuna gitmedi. Hatta hiç hoşuna gitmedi. Yazı şu şekildeydi. Benim yorumum diğerlerinden biraz farklı olabilir. Çünkü ben Queen'i hiç sevmem. Queen'i çok tiyatral ve müzikal okuluna yakın buluyorum. O da bence rock'n'roll ruhundan çalan bir şey. Dolayısıyla buradaki rol takımların rekabet ruhuna çok uyan bir şey. Aynı zamanda poz ve rekabetten beslenme hali. Bu şarkı özelinde bakılınca müziğin rekabetçi ve pozcu tarafının birbiriyle örtüşmesi çok da şaşılacak bir şey değil. Neticede şarkı çok tuttu. Bütün müsabakaların sonlarında çalan bir marşa dönüştü. Bence Freddie Mercury çok iyi bir şovman. Müzikal aklının tartışılmayacak şekilde ilgi çekici olduğunu farkındayım. Ama müzikal olarak bana çok yakın olan bir yol değil o. Rock'n'roll'un eksik olduğunu düşünüyorum müziğinde. Kurgulanmış bir müzikte de rock'n'roll ruhu hala muhafaza ediliyor olabilir. Ama Queen'de işin şov kısmı fazla ağır basıyor ve bu da içeriden gelen samimi duyguyu öldürüyor. Her ne kadar sahne üzerinde bir şeyler kurgulanıyor olsa da iş bir takım pop standartlarına göre oluşturuluyor. Bunda rock'n'roll ya da rock'ın gerçekten çıkış noktasıyla çok bağdaştığına inanmıyorum. Bu nedenle çok da sevdiğim bir tür değildir Queen'in yaptığı müzik. Freddie Mercury'ye de hiçbir zaman özel bilgim olmadı. Yazı Ekşi Sözlük gündemine bomba gibi düştü ve Queen hayranları Gaye'nin başlığına yüzlerce entry döşedi. Tartışma Twitter'da sıçradı ve konuya müzik yazarı Doğu Yücel ve müzisyen Harun Tekin de dahil oldu. Doğu, tartışmayı başlatan ilk tweetini silmiş ancak Harun Tekin ile diyaloğu şu şekilde. Neden geldi gülme? Son paragraf. Queen'i tek boyutlu bir grupmuş gibi sunması ve yorumun genelindeki o üstten bakış. Genç bir müzisyenden cesur bir yorum bence. Cehaletle gelen cesarette yokum. O kolaycılığa giriyor. Sorudan çıkması da bunun başka bir göstergesi. Gerekçelerini de yazmış. Ülkede 10 müzik eleştirmeninin 8'in hiç yapmadığı gibi. Gerekçelerin temeli sağlam değil ama. Queen bilgisi Greatest Hits ile sınırlı olabilir. Bu olabilirli cümlenin temeli çok sağlam ama Doğu. Herkes akıllı olsun. Kimse Freddie Mercury'ye dil uzatmasın. O dil kesilir. Tartışma bu düzeyde. Hatta tartışma yok. Daha fazla sessiz kalamayan Gaye Suakyol da kendi Facebook hesabına uzunca bir yazı paylaştı. Bu yazı aslında saldırıdan çok bir savunma yazısıydı. Gaye yazının büyük bir kısmında Queen hakkındaki görüşlerini destekleyecek bilgilere yer vermiş, kalınlığa da eleştirilere cevap vermişti. Eleştirilere cevaplarından bazıları şu şekilde.
Sayın Yücel, hırsınızdan dolayı tebriklerimi sunuyorum ve sorularınızı yanıtlıyorum. Kim olduğumu size söyleyeyim. Ben herhangi biriyim. Herhangi biri olarak etik, bilgi ve seviyeyi ıskalamadan istediğim grup ya da konu hakkında istediğim gibi fikrimi söyler, yazar çizerim. Bir grubu, müziği sevip sevmeme hakkım saklıdır. Birilerine daha sevimli görünmek için ya da linç edileceğim korkusuyla seviyormuş gibi yapamam. Sevdiğim bir şeyi de başkaları sevmiyor diye saklamak zorunda hissetmem. Bir birey olarak konuyla ilgili bilgim, fikrim varsa ve fikrim sorulmuşsa beyan ederken ne kendini otorite ilan edenlere ne de konunun fikir bekçiliğini yapanların kontrol çabalarına kulak asmam. Ben de aynı fikirde olmayanlara saygı duyuyorum ve seviyeyi korudukları müddetçe fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri için elimden bir şey gelecekse çekinmeden yaparım. Cüretimin kaynağına gelince, özgürüm. Hepsi bu. Mevzunun en sıkıntılı noktası şu. Bir müzik yazarıysanız bazı sorumluluklarınız vardır. Medyada çıkmış bir yazının küçük bir bölümünü kulağa sırf daha eğlenceli gelecek gazıyla bağlamından koparak ve taraflı paylaştığınızda birilerinin eksik bilgilendirmesine yol açmaya göz almış olursunuz. Bu noktada basın etiğinden bahsetmeme sanırım gerek yok. Bir de üstüne cahili, cüreti karıştırıp seviyeyi iyiden iyiye yerlere düşürürseniz, üstüne üstlük bunu hırsla günlerce sürdürmekte beis görmezseniz, nihayet biz de niyet okumak zorunda kalırız ve bu tutumunuzun taraflı ve kötü niyetli olduğunu düşünmemize yol açmış olursunuz. Doğu Yücel de Gaye Su Akyol'un yolundan giderek Facebook'tan uzunca bir yazıyla karşılık verdi. Gaye Su Hanım'a yanıtım. Öncelikle uzun ve üzerine emek sarf edilmiş yanıtınız için teşekkür ederim. Yazınızın ilk bölümünde toplumsal çürümemizle bu hadise arasında benzerlikler kurmuşsunuz. Lütfen yani. Yeterince mağdur edebiyatı dinliyoruz bence. Sonra yazınızı bağlamından koparıp kamuoyuna sunduğum gibi bir komplo teorisi sunmuşsunuz. Bağlamından koparmamak için 4 sayfalık dosyayı paylaşmam mı gerekiyordu? Niye bağlamından koparmış oluyorum? Yazınızın tamamını paylaşıp hangi dosyada yer verildiğini açıkladım. Bir yazı paylaşırken daha ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Daha sonrasında cahil olduğunuzu söylemedim. Cehaletten doğan cesaret de yokum diye bir yanıtım var Harun Tekin'e. Okuduğum yazıdan Queen hakkında cehaletinizin olduğu sonucuna vardım. Bu da çok normal. Tahminen sizin çok sevdiğiniz ve etkilendiğiniz grupları da ben bilmiyorumdur. Üstelik siz bir müzisyen olarak her gruba, her türe hakim olmak gibi bir sorumluluğa sahip değilsiniz. Sürekli tekrarladığınız için tekrarlama gereği duyuyorum. Size cahil demedim. Sadece Queen hakkında bir cehaletiniz olduğu varsayımına vardım. Siz nasıl istediğiniz gibi fikirlerinizi söyleyebiliyorsanız ben de istediğim gibi sizin fikirlerinize gülebilirim. Tartışmamız sırasında ve devamında en ufak bir küçümseme yaptığımı düşünmüyorum. Kaldı ki siz ne kadar tepki çektiyseniz, mention sonda olan veya beni hedeflediği bariz olan tweetlerinizin de iteklemesiyle ben de sevenlerinizden tepki aldım. Harun da sağ olsun takviye güçleriyle geldi. Bu olup bitene kafanıza takmayın. Dünyanın her yerinde Queen hakkında benzer yorumlarda bulunan müzisyen benzer bir tepkiyle karşılaşırdı. Böyle olaylar dünyanın her yerinde oluyor. Sonuçta show business'ta bu tip rock'n'roll olaylar patlak verebiliyor. Bu tartışma yüzünden 10 kişi merak edip şarkılarınızı dinlediyse, aralarından bir tanesi bile beğenip takipçiniz olduysa ben şahsen mutluluk duyarım. Ayrıca eğer çok yaralandıysanız size de bir Mr. Spock zırhı armağan edebilirim. Türkiye'de sanatla uğraşan herkesin kuşanması gereken sadece mantıktan mamul faydalı bir zırhtır. Konu o gün için bildiğimiz kadarıyla burada kapandı. Fakat Gaye yıllar sonra katıldığı ek sözlük soru cevap videosunda konuya bir kez daha açıklık getirmek istedi. 2015 yılından itibaren yılan hikayesine dönen bu konuyla ilgili ikinci ve son kez açıklama yapıyorum arkadaşlar, toplanın. Nazikçe dedim ki ya ben pek Queen fanı değilimdir, pek Queen dinlemem, çok da sevmem. O yüzden isterseniz benim fikrimi, yani benim fikrim çok önemli olmayabilir bu noktada, çok üzerinde konuşmayalım. O da dedi ki olur mu, daha iyi, lütfen siz anlatın. Gaye Su Akyol gördüğü bir rüyayı tasvir ettiği bir tweet ile Twitter gündemini bir süre meşgul etti. Rüyamda sıkıcı kalabalıklar içindeydim. Aklımda sürekli Foucault'un bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demektir cümlesi dönüp durdu. Yüksek sesle söylemek için bir an kolladım ve o an hiç gelmedi. Uyandım. Bu rüyaya inanmayan Twitter fenomeni Marki de Sekban ile Gaye bol alıntılamalı bir tartışmaya girdi. Tartışmaya başka Twitter kullanıcılar da katıldı. Gaye Su Akyol kolpacılığın dozunu kaçırıyor bazen ama 40'lı yaşlarında Beyoğlu Belediye Başkanı olabilir. Bu kolpa, kolpacı gibi müstesna kelimeler, bu yeni nesil kendinden kokan jargon, bir Şafak Sezer'e bir de sana çok yakışıyor birader. Ciao. Bu tatlı perşembe akşamı benden size bir dizi osur osur ipediz konulu şaka denemeli Twitter sahnağı. Buyurunuz birlikte eğlenelim. Freud'un Espriler ve Bilinç Dışı İlişkileri kitabını rüyamda gördüğüm için bu müthiş şaka yapabildim. İstikrarlı rüya hububattır. Şakanın dozunu daha fazla arttırma reis, gülmekten öldük. Sizin çıtanızı yakalamak zor, elimden geleni yapıyorum. Tüm entelektüel birikimimi seferber ettim fakat maalesef erişemiyorum hala. Şakacı olduğun kadar sıkıcısın da. Bunu beğenen tanıdık yok hamdolsun. Hamdolan bir hayat seni bekliyor kardeşim şüphesiz. Rüyamda bütün gece emmimle uğraştım. Emmi beni bırak, niye çekiyorsun dedim. Emmi bırak dedim, bırakmadı. Birader bu şaka odayı kokuttu, resmen imha olduk. Bu arada noktalama işaretinden önce boşluk olmaz. Boşuna yer işgal etme. Oh, bugün de eser miktarda trollün zeka pırıltısı eksik şakalarıyla eğlendik çok şükür.
Twitter fenomeni olan Varcharyan şöyle bir tweet attı. Bu Gayus Akyol'u sevmeme lüksümüz var mı arkadaşlar? Farklı bir karaktere benziyor ama ben albümdeki şarkıları hiç sevemedim. Samimiyetsiz geldi bana. Gayus Akyol ise bu tweet'e cevap olarak atmadığını iddia ettiği bir tweet attı. Sen sevme ulan ayı. Varcharyan ise tweet'in kendisine atıldığını düşünerek cevap verdi ve tartışma uzadı. Neden bu kadar sinirli acaba? Sonuçta müzik yapıyor, birileri beğenir, birileri beğenmez. Hakaret etmedim, kişiliğine laf söylemedim. Yani ne bileyim, biraz sanatçı dinginliği olur insanda. Böyle adına conoları gibi döve döve gelmeler falan. Anlam veremedim. Osurup osurup ipe dizen işsiz bir Twitter trollü yazdıklarım üzerine alınmış mention yağmurunda. Kardeşim sen ne ara kendine öyle bir kıymet atadın? Sen gelme olan ayı gibi hem filmden hem geziden yadigar bir cümleyi sana neden harcayalım biz? Haha cidden egona sağlık. Tartışmalara akademisyen Neşe Yıldıran da dahil oldu. Of, bu kadar kaba bir tepki beklemiyordum doğrusu. Evet, hayatta öğrencim olmuşluğu var. Belli ki buraları okuyor. Sevgili Gaye, bu tür beğeniler çok kişisel biliyorsun. Ben seni severdim öğrencimken doğrusunu istersen. Ama müziğini pek sevmedim. Kimse suçlanamaz bunun için değil mi? Ben izninizle öğretmenlerinizden pek de haz etmezdim. Umarım suçlanmam bunun için değil mi? Sizin sorunuza gelecek olursak, bazılarının sevgisizliği lütuf gibidir. Yerginizle yerinmem, övgünüzle övünmem. İyi günler. Hocalığımdan keyif almamana üzüldüm Gaye. Derse katılmayanlara takılmışlığım doğrudur. Benim gibiler biraz fazla ciddiye alır işini. Ama en azından bana yazdığın yanıt daha nazik oldu. Buna sevinebilirim. Dilerim bir gün daha çok insanı sevebileceği şeyler üretirsin. Sevgiler. Yaptığım işleri daha fazla insanı sevmesiyle de hiç ilgilenmiyorum. Tüccar değilim. Selametle. Neşe, sana böyle seslenmenin daha uygun olduğuna ikna ettin beni nihayet. Ön yargını koru. Beyanıma rağmen niyet okumaya ve öğrencilerine dalga geçmeye devam et. Millete nezaket dersi vermeye de aynen devam. Güle güle. Yaşam çok sınıyor insanı Gaye. Pek çok kez. Nezaketi korumak elimizde kalan tek hazine. Benim sana karşı hiçbir ön yargım falan yok. Sadece beğenilmemeyi daha olgun ve zarif karşılayabileceğini hatırlatmak istedim. O kadar. Kendine iyi bak. Vanna 2019'da yaşanan birçok aksilikten biri de Gayus Akyol ve ekibinin İstanbul'a gelmek üzere bindikleri uçaklarının rötar yapması oldu. 3 saat rötar yapan uçağımız nihayet İstanbul'a indi. Geç kaldık ama ucundan Vanna'ya yetişmeye çalışıyoruz. Ve tam bir saattir bavulları bekliyoruz. Bir sürü boş bant olmasına rağmen 3 uçağın da bavulları aynı bantta. Yine gerçek bir hizmet dehası. Teşekkürler İstanbul Airport. Bavullar nerede? Zamanımızı niye çalıyorsunuz? Beceremiyorsanız bu işi neden bırakmıyorsunuz? Sorularımız böyle. Gaye konser saatine yetişemeyince onu dinlemek isteyen festivalciler çeşitli mecralarda tepkilerini dile getirdiler. Keşke hiç çıkmasaydınız. 2 saat geç çıktınız ve vokalin asla duyulmadığı konserinizi uzatarak sizden sonra çıkacak Oland'ı 50 dakikaya sıkıştırdınız. Büyük ev abluk adayla Oland'ı aynı saat farklı sahneler olarak çakıştırmayı saymıyorum bile. Rezilsiniz. Bir takipçisinin Instagram postuna yaptığı yoruma ise storiesinden şu şekilde cevap verdi. Halden anlamayan bu organizmayı da size havale ediyorum. Gayus Akyol sitesinden merchandise satmaya başladı. Ancak sattığı tişörtlerin 100 lira olan fiyatı tepki topladı. Adet fiyatı 100 TL'den tişört işine giren tişörtçi abla. 100 liraya konser bileti satabiliyor musun da tişört satmaya başladın Gayecim? Hayallerde yaşıyor bazı Gayeler. Bunun üzerine Gaye, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa yazdığı caption'la kendini savundu. Pahalı bulan arkadaşlarım, fiyatı biz belirlemedik ama sizin için mini bir araştırma yaptım. İki yıkamada elinizi almayasınız, temizlik bezi yapmayasınız, kanserojen madde emmeyesiniz denildi, iyi kumaş, iyi boyalar kullanıldı, kaliteli tişörtler üretildi. Tişört yaklaşık 15 euroya denk geliyor. Yani Avrupa'da ortalama bir tişört fiyatı. İthal boya, ithal kumaş olunca durum bu. Ama isterseniz en kötü kaliteyle 20 lira tişörtler de üretiliyor. Ben bunu layık göremiyorum. Üzgünüm. Gayus Akyol, Eskişehir'de açılan Modern Sanat Müzesi, Odunpazarı Modern Müze'nin açılışına katılanları politik sebeplerle eleştirdi. Açılışa katılan ünlülerden biri olan tasarımcı Elif Domaniç ise bu eleştirinin kendisine olduğunu düşündü. Bunun üzerine ikili arasında Instagram storyleri aracılığıyla şöyle bir diyalog geçti. Çok sevdiğim bir ev hanımı, ironi yok, çok severim ve ev hanımı, olayı üzerine alınıp çok talihsiz açıklamalar yapmış. Kardeşim, sanatçılar diyoruz, işlerindeki muhalif dil diyoruz, senlik bir durum yok, sen partine keyfine bak. Benden bahsediyor galiba, ne üzücü bir saldırganlık. Polemik Queen olmadım hiç. Buna da söyleyecek çok şeyim yok. Ama ev hanımlarını da sanatla buluşturmak kötü bir şey değil bence. Gayus Akyol, Ricky Gervais'in 2019 Oscar törenleri sırasındaki konuşması hakkında İngilizce bir tweet attı. Şimdi bu tweet'i çevireceğim. Netflix için dizi yapan Ricky Gervais, otosansürü ne kadar sevdiği hakkında üstü kapalı bir vaaz verdi. Ki bu ikiyüzlülük hakkında mantıklı bir eleştiri gibi görünüyor. Bu üstü kapalı konuşması aslında eleştirdiği şeyin kendisi. Boring.
ve üzgünüm ama bunu yemiyorum. Twitter gündemi ise bir süre bu tweetle meşgul oldu. Bir kullanıcı şöyle dedi. Orientalist Batı pazarı için müzik yapan Gaysu Akyol, Ricky Gervais'in konuşması hakkında bir vaaz verdi ki bu ikiyüzlülük hakkında mantıklı bir eleştiri gibi görünüyor. Bu üstü kapalı konuşması aslında eleştirdiği şeyin kendisi. Boring ve üzgünüm ama bunu yemiyorum. Başka bir kullanıcı ise şu mimi atarak Gaye ve Ricky arasında bir fark görmediğini ima etti. Bir Twitter kullanıcısı ise şöyle dedi. Bir değeri var mı bilmiyorum ama güzel bir durum analizi. Seni seviyoruz Ceren Ertem. Bugünlük Az Ünlüler magazin servisi dozunuzu aldıysanız videoyu burada bitiriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.